Herkese merhabalar. Arkadaşlar merhaba. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Mercedes'le alakalı yeni bir video ile karşınızdayız. Mercedes serisini seviyorsunuz arkadaşlar. Ara ara Instagram'dan böyle ufak ufak tamir videoları atıyoruz. Detaylı video gelsin diyorsunuz. Böyle her yaptığımız şeyi de çekmek belki vakit olarak bazen müsait olmuyor. Bir de böyle çok çetrefilli işler oluyor bazen. O zaman denk getiremiyoruz ama elimizden geldiğince Mercedes'le alakalı tamirat, tadilat videoları tabii ki arkadaşlar gelmeye devam edecek. Bugün ne yapacağız kardeş? Niye açtık kameramızı? Karbüratörüne bakacağız. Karbüratörle alakalı bir problem varmış. Usta öyle dedi bize. Yani elimizi biraz kana bulayacağız. Aslında yağ bulayacağız da denilebilir. Şimdi arkadaşlar karbüratörü sökeceğiz. Biliyorsunuz karbüratörümüzde bir sorun var. Düzgün çalışmıyor. Bazı yerlerinde aksaklıklar var falan filan. Karbüratörümüzü sökeceğiz. Temizleyeceğiz. Geri takacağız. Niyetimiz bu şekilde. Şu soru akıllarınıza gelebilir. Ya söküp taktıktan sonra daha kötü olamaz mı? Bence olamaz. Herhalde en kötüsü bu. En kötüsü. Herhalde söktüğümüzde temizlendikten sonra bir nebze olsun faydası olacağını düşünüyorum. Peki nasıl yapacağız o işi derseniz arkadaşlar bismillah deyip başlayacağız. Ne sökmemiz gerekiyorsa sökeceğiz. Söktüğümüz yerleri dikkatli sökeceğiz. Takarken de söktüğümüz şeylerin hepsini aynı yerlerine geri takmaya çalışacağız. Yani takmak zorundayız daha doğrusu. Çünkü arabayı kaş yapalım derken göz çıkartırız. Peki ya abi neyinize güveniyorsunuz derseniz az buçuk bununla alakalı olan tecrübemize, daha önce bu karbüratörü sökmüş olmama, temizliğini yapmış olmama biraz güveniyoruz arkadaşlar. Onun haricinde eğer hiç anlamıyorsanız gerçekten ellemeyin derim. Ama şu da var arkadaşlar. Otobilgiyi izledikten sonra aynı aracın karbüratörünü bizim söktüğümüz gibi siz de sökebilirsiniz. Tabii bu işin bir latifesi. Eğer anlamıyorsanız kesinlikle ellememeniz en doğrusudur. Biz bu karbüratörden anladığımız için sökmeye cesaret edebiliyoruz diyorum. Lafı çok uzatmayayım. İş yapalım kardeş. Biraz şimdi da iş yapalım. Hemen başlıyorum sökmeye. Artık elimiz bugün biraz kirlenecek ama ümit ediyorum gün sonunda, yani bu videonun sonunda karbüratörümüzü geri taktıktan sonra az da olsa iyi bir fark olduğunu görmüş olacağız. En azından bir bakım görmüş olacak karbüratörümüz diyorum. Başlıyoruz arkadaşlar sökme işlemlerine. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şimdi söktüğümüz yeri bu şekilde streç filmle kapattık. Sebebi herhangi tozdur vesairedir bir şey bu tarafa doğru gitmesin, girmesin diye tedbir amaçlı bu şekilde kapattık. Çünkü burası bizim için gerçekten önemli bir yer. Karbüratörden biliyorsunuz buradan içeriye yakıt gidiyor. Bizim gözümüze ufak da gelse herhangi bir şeyin buradan içeri kaçması istemeyeceğimiz bir şey olduğundan burayı arkadaşlar bu şekilde kapattık. Şimdi karbüratörü temizleme işlemine başlıyoruz. Bakalım neler yapacağız, ne kadar temizleyebileceğiz, hep birlikte göreceğiz. (Gülüyor)
Arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. Bakın buradan burası gaza bağlanıyor. Şöyle şurayı açtığımızda gördüğünüz gibi bu gaz kelebeği. Bu kelebek açılınca buraya arkadaşlar buradan hava geliyor. Hava ile birlikte tabii yakıt da aracın içerisine gerekli bağlantılardan püskürtülüyor. Yakıt bağlantıları da şuradan yapılıyor arkadaşlar bu aracın. Şuralar su bağlantıları. Şurada da yakıt bağlantısı bulunuyor. Bu gaz kelebeğinin hareketiyle bütün işlem çalışıyor. Buraları da güzelce balata sprey ile önce bir kaba temizlik yaptık arkadaşlar. Şimdi detaylı bir temizlik yapacağız. Balata sprey ile ya da benzinle de yapabilirsiniz bu bahsettiğim temizliği. En azından nereden ne sökeceğimizi görmüş oluyoruz. Bu şekilde devam ediyor işlemler. Arkadaşlar burada size belki başka bir yerde görme imkanınız olmayan bir şey göstereceğim. Çok önemli bir detay. Otomatik jikle var bu aracın karbüratöründe. Yani soğuk havalarda siz arabayı çalıştırdığınızda direkt olarak araba gaz veriyor. Ne zaman ısınırsa araba o zaman gazı bırakıyor. Buna adam şu gördüğünüz bu salyangoz gibi görünen bu yay sayesinde yapmış. Hemen uygulama olarak göstereceğim. Hava soğuk diyelim. Önce soğuk havada nasıl olacağını göstereceğim. Daha sonra sıcak havada nasıl olduğunu göstereceğim. Bu bayağı soğuk bir su değil mi? Bu bildiğiniz soğuk bir su arkadaşlar. Bu suyun içine bunu sokuyorum. Bu bildiğiniz arabanız işte akşam dışarıda bıraktınız. Soğudu ya da garajınızda neyse. Soğuk su buraya su giriş çıkışları arkadaşlar buralar biliyorsunuz. Soğuk su buraya gelsin gelmesin. Hava soğuk olsa bile bu yine aynı işlemi görüyor. Ben direkt soğuk suya soktum ki işlemi görebilirsiniz diye. Daha böyle detaylı göstermek için bir müddet bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu malzeme az önce burada değildi. Bunu bir yarım saat böyle çok soğuk suda bekletsem şöyle bu malzemenin gerleştiğini göreceksiniz. Bu her tarafı birden açılıyor. Şu an gördüğünüz salık bir hale geldi.
Şimdi bunu fazla tutmayacağım. Mantığı anlatacağım sadece size. Şurası bir yere takılarak soğuduğunda buradan gaz vermesini sağlıyor. Karşı tarafta bunun bir karşılığı var karbüratörün içinde. Sıcak suya soktuğumda bu böyle biraz daha toplayacak kendisini. Onu da görebilecek miyiz beraber bakalım. Ama ben bunu detaylı bir şekilde daha önceden test etmiştim. Daha önceki aracımızda. O yüzden size göstermek istedim. Burada yani gevşeklik şurasının böyle açıldığını zaten ben fark edebiliyorum. Daha fazla tutsam gözle de görülebilir seviyede olacak. Sıcak suya sokuyorum şimdi bunu. Şimdi göstereyim hemen. Şöyle arkadaşlar, yine fark edilecek seviyede olduğunu ben düşünüyorum. Az önce burada değildi. Bu gerneşti. Yani bu sıkmış olduğu, şu öyle geriye almış olduğu oradaki jikleyi bu şekilde bırakıyor. Acayip bir sistem. Tabii su girişlerini şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan su girişleri, su dolaşımı buradan sağlanıyor. Sıcak su zaten buradan geldiğinde hemen orayı bırakıyor bu yay. Acayip bir yay yapmışlar. Detaylı şekilde sizlere göstermek istedim. Bu parçaları temizleyip geri takacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş da toplama işlemlerimize başlamış olacağız bu şekilde. Devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar, o yayın karşıda tutmuş olduğu parçada şu parça, özellikle bu parçayı da sizlere göstermek istedim. Bu parçayı tutarak buradan şu bağlantıdan, şöyle bağlantılarını da göstereyim. Bu bağlantıdan şöyle bu bağlantıyı itmiş oluyor. İtmiş olunca da yukarıya doğru gaz vermiş oluyor. Şimdi biz bunları söktük. Bunlar geri yerlerine takılacak tabii. Şöyle ittiğinde araç otomatik olarak gaz vermiş oluyor. Siz aracı çalıştırsanız da çalıştırmasanız da ısınınca bu böyle bunu geri kapatmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu karbüratörün en önemli noktası işte bura. Bu yağlı karbüratör diye geçiyor arkadaşlar bu karbüratörler. Buradan yağ eklemesi yapılıyor. Şimdi buraları da elimizden geldiğince temizleyeceğiz. Zaten kirini pasını görüyorsunuz. Elimizden geldiğince temizleyip geri takacağız. Güzel olursa işe yarar. Olmazsa yapacak başka hiçbir şeyimiz yok bizim diyorum. Normalde bunu karbüratörce yaptırsak bu tamir kitiyle bunları falan değiştiriyor ama biz zaten karbüratörü değiştireceğimiz için öyle bir tamir kiti almaya gerek duymadık arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Son işlemimiz de bu. Burayı temizleyip artık aracın üstüne takacak hale getirmiş olacağız elimizdeki karbüratörümüzü. Arkadaşlar elimizden geldiğince tertemiz hale getirdik burayı. Hatta içinde pislikler falan vardı. Onları da aldık. Şu contalar sıkılmış pejmurde şekilde. İçeri tarafta da sıkıntı var bunlarda. Alabildiğimiz kadarını aldık o contalarında. Ümit ediyorum daha fazla sıkıntı olmaz. Diğer parçayı da gösterelim kardeş. Temizlediğim parçayı. Bunun içine girecek olan iğneli parça hemen şu sağ ayağımın oldu. Şunu da şöyle gösterelim. Yani bayağı tertemiz hale getirdik diyebiliriz. Buraları falan kapkaraydı. Neredeyse sıfır ayarına döndü temizliğinden. İğnesinde ufak bir yamukluk vardı. Onu düzelttin. Düzeltmeye çalıştım. Eskisinden daha kötü olamaz da. En azından düzeltmeye çalıştık. Burayı şimdi topluyoruz. Bakalım bir sıkıntı olacak mı? Çevir, çevir, içinde çevir. Aha. İğne yerine girdi.
Evet arkadaşlar, elimizden geldiğince bunu temizledik. Şöyle göstereyim her tarafını ben size. Şöyle alt kısmından tutun. Yani çıkartırken zaten yağdan neresinde ne var belli olmuyordu da. Şöyle altından, üstünden, şöyle kenarlarından, içinden. Zaten burayı söktük. Burayı söktük. Bu alt kısmı söktük. Buraları zaten açıp içlerini temizledik. Şu içerideki pistonu temizledik arkadaşlar. Onu da gördünüz. Şimdi bunu aracın üzerine takacağız. Ümit ediyorum çalışır. Şimdi gidelim takalım. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı? Hep birlikte görelim. Arkadaşlar karbüratörümüzü yerine taktık. Sadece burada hava filtremizin bağlantısını yapmak kaldı. Yalnız şöyle bir durum ortaya çıktı. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi karbüratörü taktıktan sonra çalıştırıp deneyelim diye düşünmüştük. Söylemiştik bunu da. Ama atladığımız bir şey olmuş. Biz buraya şu an bu karbüratörü bağlarken sıvı conta sıktık. Bu sıvı contanın kurumasını beklememiz her açıdan iyi olacaktır. O sebeple bugün çalıştıramayacağız aracı. Ama Instagram'dan aracın çalışmasıyla alakalı detayları atacağız arkadaşlar. Yarın olur, öbür gün olur. Çünkü müsaitlik durumumuza göre araç zaten bir yere hareket etmeyecek. Burada duracak. Hasılı şimdi biz diğer toplama işlemlerini de yapacağız. Ama hava iyice kararıyor. Yavaş yavaş ben videoyu bitirelim istiyorum. Şimdi arkadaşlar kameramı elime aldım. Az önce de bahsettiğim gibi çalıştırma işlemini bu akşam yapmayacağız. Sıktığımız sıvı contadan dolayı ufak ufak yağmur çiselemeye başladı. Yavaş yavaş kapatalım istiyorum. Biz açıkçası eğlendik. Bizim için keyifli bir video oldu. Umarım sizin için de keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Zaten kamerayı şimdi kayda koyup tekrar son ana kadar o yaptığımız işlemleri de göstereceğim size ama hava karardığı için bitişi yapmak istedim. Ne diyorsun kardeş? Bugün söktük karbüratörü. Baya baya her yerini temizledik. Sonra geri taktık şu an. Ne diyorsun? Nasıl bir etki olacak sence? Ya da nasıl bir durum oldu? Bunu dışarıda yaptırmış olsaydık kaç para maliyeti olurdu bize? Şimdi karbüratörü temizledik, şu açıdan rahatız. Ya karbüratörün pisliği ile alakalı arabanın çalışması düzgün çalışmıyor demeyeceğiz artık. Yani temizliği yapıldı, karbüratörde pislik vardı diye araç düzensiz çalışıyordu diye bir söz konusu olmayacak. Karbüratörle alakalı zaten sıkıntı devam ederse karbüratörü biz komple değişeceğiz. Bu işlemi, temizlik işlemini, işte tamir kiti falan da var bu karbüratörün. Onu falan yaptırsaydık ustaya gene 300, 400, belki 500'lük bile olabilirdik. Şunu söyleyeyim, yarın çalıştıracağız. Yarın göreceğiz arabadaki sendeleme var mı, tekleme var mı diye tekrardan bakmış olacağız. Ama bugün büyük bir iş yaptık. Bunun da karşılığını alacağız diye tahmin ediyorum. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, yeni bir günde Mercedes'le beraberiz. Malumunuz dün çalıştıramamıştık aracı. Sıvı conta sıktığımız için o contanın kurumasını beklememiz gerekiyordu. Bugünü bekledik. Şimdi hep beraber aracı çalıştırmaya çalışacağız. Açıkçası ben de merak ediyorum çalışıp çalışmayacağını. Ümit ediyorum bir sorun olmayacağını. Çünkü her şeyi yerli yerine koyduk. Hatta size göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerekli bağlantıları yaptık. Su bağlantıları olsun, benzin bağlantıları olsun, gaz bağlantısı olsun, elektrik bağlantıları falan hepsini güzelce bağladık. Zaten işte karbüratörün tertemiz olduğu gözüktü. Dışı temiz ama içi de temiz yani. Zaten temizlenme aşamalarını gördünüz. Şimdi kameramı sabitleyeceğim. Geçeceğim kontağın başına. Bir kontak yapacağım. Bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı? Yani kesin çalışacak demiyorum. Çalışmayabilir arkadaşlar. Ama çalışacağını ümit ediyorum. Eğer çalışmazsa neyden çalışmadığını tespit edip ona göre hareket etmemiz gerekecek. Kameramı sabitleyip geçiyorum aracın başına. Evet, az sessiz olalım. Ya rahat da olmak lazım ya. Böyle olmak lazım. Yoksa size de bulaşır. Bir kere onları meyve Gördüğünüz gibi tek başıma çalıştıramadım. Komşudan yardım isteyeceğim. O kontağa basarken ben bakacağım arkadaşlar neden çalışmadığına. Ümit ediyorum çalışacak. O marşa basarken ben bakacağım arkadaşlar neden çalışmadığına. Umarım çözeriz. Şimdi aracın aküsü azalma durumu olduğu için güçlü bir marş basabilmek için takviye kablosu bağladık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Deneyeceğiz. Umuyorum çalışacak. Yani çalışma durumuna geldi diye ümit ediyorum. Aşırı değil abi. Tamam bırak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız çalışıyor. Bu gelen mutluluğun sesi. Şimdi malumunuz gördünüz, uğraştık biraz çalıştırmak için ama şöyle bir olay var. Biz bu aracın karbüratörünü söküp yeri taktığımız için yani aracın çalışma dengesi değişmiş oldu. O sebeple tekraren çalıştırmak için biraz uğraşmamız gerekti. Ama aşırı da sorun olmadı açıkçası. Şimdi şöyle bir şey var. Araç normal çalıştığı gibi çalışmadığı için karbüratörü temizlendikten sonra gaz ayarında bir bozukluk doğal olarak ortaya çıkıyor. Şu an biraz yüksek çalıştırıyorum ben aracı. İstop etmemesi için, çünkü gaz ayarındaki o eksiklik tamamlanması gerekiyor. En kısa zamanda gideceğiz. Gaz ayarını tamamlattıracağız. Ve aracın bu şekilde karbüratör temizliğini de tamamlamış olduk. Şimdi biraz daha düşürdüm arkadaşlar. Aracın rölantisini yükseltmiştim. Biraz daha düşürdüm. Şu an biraz daha sakin çalışıyor. Ama dediğim gibi götürüp bir gaz ayarı yaptırmamız gerekiyor muhakkak surette. Onun haricinde bu videoluk bizden bu kadar arkadaşlar. Aracı istop etmeden kapatmaya karar verdim. Fark ediyorum biraz aracın sesi çok geldiği için sesimiz az gelecektir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çalıştığını duyun istediğimiz için bu videoyu başlattık. Bitiriyorum bu şekilde. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni yaparak, yorum yaparak bize fikirlerinizi beyan edebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenmeyerek neden beğenmediğinizi yorumlardan bildirmeyi ihmal etmeyin. Bu arada abone olmayanlar varsa lütfen abone olmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.